Sevgili kardeşlerim, bugün de yarmayla yoğurtlu yayla çorbası karıştırıyorum. Onu sizlerle paylaştım. Yayla çorbasını ben nasıl karıştırıyorum? Hep beraber izleyelim. Herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerim, bugün ne yapıyorum? Bugün de daha önceden haşlayıp dondurucuya koydum. Yarmadan yayla çorbası karıştıracağım. Yayla çorbası için burada bir miktar kendi yaptığım yoğurttan süzdürdüm. Süzme yoğurdum var. Kullanacağım malzeme biraz yaprak nane kullanıyorum. Bir yemek kaşığı un, bir adet yumurta. Sevgili izleyicilerim, şimdi yarmamı önce tencereye Evet, alıyorum. yarmamı Yarmamı şöyle tabağıma aldım. Bunu nohutla birlikte pişirmiştim sevgili izleyicilerim. Böyle pratik oluyor. Az az her çorbada yarma pişirmektense 5-6 poşeti birden pişiriyorum. Çorba karıştıracağım zaman da elime hazır geçiyor değerli arkadaşlarım. Bunu Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tenceremi alıyorum. Dondurucudan çıkan yayla çorbası nasıl karıştırılır? Onu sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle biraz kaşıkla dağıtıyorum ve üzerine kaynar su çekeceğim. Şöyle 5-6 dakika bir o kaynar suda piştikten sonra tekrar yoğurdunu hazırlayacağım değerli arkadaşlarım. Evet, şimdi üzerine kaynar su ekliyorum. Göz kararı sevgili izleyicilerim. Az olursa tekrar ekleyebilirim. Bu da yeterli benim için. Şimdi bu 3-4 dakika bir kaynasın. Yine sizlere döneceğim. Şimdi çorbam kaynamaya başladı yavaş yavaş. Yaprak nanelerini atıyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok aroması o kadar lezzetli oluyor ki denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde nanelerini de ekledikten sonra şimdi yoğurdumu hazırlıyorum. Şimdi yoğurdu için bir adet yumurtamı kırıyorum. Yumurtamı yıkamıştım sevgili izleyicilerim. Yine şöyle elimi de yıkayayım. Burada bir yemek kaşığı da un ayırmıştım. Hepsini koymayacağım bunu. Yoğurdumuzun kesilmemesi için bir miktar da zeytinyağı ekliyorum. Çırpıcıyla şimdi yoğurdumu çırpacağım. Yoğurdum çok koyu olduğu için kolay çırpılsın diye şöyle yarım su bardağı kadar su ekliyorum. Şimdi çırpıcıyla şöyle karıştırıyorum. Şimdi yoğurdum iyice çırptıktan sonra ocağıma aldım sevgili kardeşlerim. Ocağımın da altını açtım. Bunu bir süre şöyle biraz karıştıracağım. Kaynamadan ocağımın altını kapatıp yarmamla burada da yarmam şunun güzelliğini görüntüsü bile muhteşem. Çorbalarda en çok sevdiğim çorbalardan bir tanesi yayla çorbasıyla mercimek çorbası sevgili arkadaşlarım. Evet, karıştırmaya devam ediyorum. Yoğurdumuz kaynamadan ocağımın altını kapattım. Sevgili arkadaşlarım, kaynarsa yoğurdumuz kesilir. Kaynatmadan önce altını kapattım ocağımın. Ocaktan da alıyorum şöyle sıcağında da kaynayabilir. Evet, şimdi ne yapıyoruz sevgili izleyicilerim? Çorbamızın şöyle suyundan bir miktar alıp yavaş yavaş karıştırarak yoğurdumuzu ekliyorum. Çorbamıza tuzu bu aşamada atmıyoruz sevgili arkadaşlarım. Çorbamız o zaman yoğurdumuz kesilir. Yağını yaktıktan sonra çorbamızın tuzunu ekleyelim. Evet, sevgili kardeşlerim, çorbamızın yoğurdunu bu şekilde hazırlarsak asla kesilme olmaz. Görüyorsunuz. Kesildiği zaman da sevgili kardeşlerim, mikserle sevgili izleyicilerim, çorbamızın yoğurdunu bu şekilde hazırlarsak asla kesilme olmaz. Şöyle sizlere gösteriyorum. Zaten kesilen yoğurt belli olur. Eğer baktınız kesildi, blenderdan biraz şöyle geçirebilirsiniz.
O zaman da yine çorbamız gayet güzel olacak sevgili kardeşlerim. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi yoğurduyla yarmamızı buluşturuyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şu şekilde çorbamıza yoğurdumuzu katıyorum. Yine bir süre şöyle karıştırıyorum. Kesilmesin diye de içerisinden kaşığı almıyoruz. Hep böyle bilirim. Ben bu şekilde de yaparım. Büyüklerimiz öyleydi. Çorbanın içinden kaşığı aldığımız zaman çorbamız kesilir derlerdi. Sevgili arkadaşlarım, ben de eskilerin uyguladığı işlemi uyguluyorum. Bakar mısınız? Şimdi çorbamızın yağını eritiyorum. 2 yemek kaşığı sade yağ koydum. Yağını ocağıma alıyorum. Şimdi çorbamızın nanesini yakıyorum. 1 2 şöyle 2,5 tatlı kaşığı da nane güzelce yağımla buluşturuyorum. Nanenin yeşil olması için ben fazla yakmıyorum sevgili arkadaşlarım. Bu zaman nanenin rengi değişmiyor fazla yakmadığımız zaman. Ben o şekilde seviyorum. Bunu da o şekilde yapıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle tenceremi alalım. Bismillahirrahmanirrahim. En güzel an. Bismillahirrahmanirrahim. Naneye katınca fazla yanmadığı için coz sesini duyamadım. Bu şekilde yaptığımız zaman nanenin rengi yeşil olur. Fazla yakmadığımız zaman. Değerli arkadaşlarım, bugün de sizlerle daha önceden pişirip dondurucuya koyduğum yarma yayla çorbası pişirdim. Onu paylaştım. Sevgili izleyicilerim, videomu buraya kadar izlediyseniz, hala da abone değilseniz, ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğenileri unutmazsanız sevinirim değerli arkadaşlarım. Evet, çorbamın son halini de paylaşıyorum şöyle sizlerle. O kadar güzel oldu ki tuzunu da az önce attım sevgili arkadaşlarım. Yağını koyduktan sonra da tuzunu ekledim. Şimdi az sonra çorbamın sunumunu da yapalım sizlere sevgili arkadaşlarım. Sunumunda görüşelim inşallah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve sizlere şöyle sunumunu da yapalım. Şimdi ben ne yapıyorum sevgili arkadaşlarım? Bunu biraz fazla böyle pişiriyorum. Uyutuyorum. Şimdi ben bunu bir şişe uyutmaya bırakacağım. Sevgili izleyicilerim, değerli takipçilerim, bugün de sizlerle birlikte daha önceden pişirip dondurucuya koydum. Yarmayla yayla çorbası yaptım. Onu paylaştım. Umarım izler beğenirsiniz. Güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Bugün de bir videomun daha sonuna geldim. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlarım, eğer çorbanız fazla olursa şöyle uyutabilirsiniz. Ben her zaman için fazla karıştırıyorum. Böyle bir şişede uyutuyorum. Onu da sizlere fikir olsun diye söyledim.